Evet çocuklar merhaba. Bugün oturan figür adaptasyonları göstereceğim. Neydi oturan figürümüzde? Popo dört baştı. Diz dört başın biraz üstünden başlıyordu. Normal aldım dört baş popo, geriye üstünden başlamak koşuluyla bacak. Şimdi şöyle, bu figürü arkaya yaslanmış ve bacaklarını biraz açmış yapacağım. Ben buna otobüste serseri oturması diyorum. Şimdi bakın, eğer tam yandan olsa bu figürün eğilmesi ya da arkaya gitmesi tam daire olurdu. Ama bizim 4'te 3 olduğu için biraz eliptik gidiyor. Şöyle bir elips başlangıcı alıyorum. Başın yarısından şöyle çakıştığı yerden de buralara birer baş ölçü. Şimdi bu figür, şimdi şey yapayım, serseri otobüste serseri oturması. Şimdi bunu aldım. Omuzu değiştirmiyorum. Şöyle. Neydi? Eğer dik otursaydı popo bu omuzun olduğu yerde olacaktı. Demek ki şöyle bir kaykılması varmış. Bu kaykılmanın tabii böyle kaykılınca çocuklar bel biraz kısalır. Şöyle oldu. Buradan da omuz yine eğer ölçersek göreceğiz. Şöyle aldım, böyle aldım. Burada omuz, böyle aldım. Burada omuz. Burada da neydi? Şöyle yaptığımızda şey buralardaydı öbür taraf. Daha dardı. Oturan figüre bakarsanız bunları hatırlarsınız. Böyle arkaya kaykıldığına göre de göbek şöyle bir hal alıyor. Yine bir başı alıyorum eski omuzdan. Bura göğüs. Göğüs de böyle bir hal alıyor. Bura böyle geri erkek olduğu için şöyle yapıyorum. Burası böyle. Bura gözünüzle biraz düşük aşağıya geldi. Şimdi bakalım serseri oturması nasıl bir şeymiş. Şimdi normalde buradan bacağı alıyordum ya, geliyordum şu omuza kadar dizim oluyordu. Bu sefer bu bacak açtığı için kısalıyor. Şimdi eski bel şuralarda, yarısı da bu. Demek ki bacak şu kadar falan. Bakın buraya rakursi başlangıcı yapıyorum. Şu kadar yeter. Şöyle geliyorum. Rakursi olduğu için burası dönüyor. Burası dizim. Buradan da şöyle bir şey oluyor. Öbür bacak nasıl gelecekti? Böyle biraz kaçışlı. Diz de böyle. Şurası da şöyle eski vücudun üçgeniydi, değil mi? Buralarda, yani şuralardan falan başlıyor. Şey, cinsiyet üçgeni poponun biraz üstünde başlar. Geldim. Şuraya. Şey olduğu için, bacağı açtığı için de tabii ki cinsiyet üçgeni daha çok görünüyor. Buradan geliyorum. Şöyle gittim ya, diz de burada. Şöyle yaptım. Neydi burada? Burada göğüs var. Buradan da yine şuralardan, bu dizin ortasından başlıyordu. Bunu eğer geriye atarsanız bu bacağı, burası önde olur, burası böyle olur. Önde bu bacak öne giderse, daha da serserileştiğini varsayalım. Şöyle olur. Biraz genişleteyim. Burası böyle. Sonra neydi? Burası değiyor buradan. Tabi içeri girdiği için biraz kısalıyor burası. Burası burada. Yani şöyle de yapabiliriz. Şurayı incelteceğim. Yani burası şöyle bir kütle var burada. Buradan da şöyle bir şey.
Biraz tıknaz olmuş. Şurayı indireyim. Yani sonuçta tıknaz da olabilir ama benim niyetim tıknaz değildi. Burada böyle bir figür oluyor. Bacakları falan diğer yerlere bakarsınız. Burada da oturduğu yer. Peki bu erkek değil de bir bayan hanım kız olsaydı ne olacaktı? Şurayı silelim. Buraları da silip bunu kadın yapalım. Kadın yapınca biraz daha omuz kısmını daralttım. Buradan göğsü biraz daha içeriden girdim. Yine böyle. Böyle bir göğüs oldu. Burası inceldi. Şimdi ne olacak? Bir kadın mesela yanında da yine bu otobüste hırba oturmuş. Kadını sıkıştırmış diyelim. Ne oluyor? Kadın da kendini yana çekmiş. Dizi burada. Şöyle. Görüyorsunuz. Burası böyle. Dizi burada olunca değil mi? Bu bacağın üstü de birleşmiş oluyor. Böyle, böyle geliyor. Bakıyoruz. İki bacağın birbirine eşit bir kalınlık bulmamız lazım. Bu dışarı çıkabilir. Hiçbir sakıncası yok. Şöyle yapıyorum. Evet, bir hanım kız duruşu. Burada ne oluyor? Bacaklar birleştiği için baldırın en çıkıntılı yerleri birleşiyor. Şöyle. Şöyle geliyor. Burası kadın olduğu için bu göbeği de biraz etli yapabiliriz. Burada orta akstı. Farkındaysanız biraz spirale kayıyor. Yani üst kısım bu tarafa bakarken alt kısım da biraz böyle. Burada ayak nasıl sığdırırım diye düşünmeyin. Şöyle ayaklar gördüğünüz gibi önden oluyor. Buradan geldi. Önce şöyle baş parmakların birbirine değdiği şöyle bir şey yapın. Sonra bunların üstünden parmak başlangıçlarını yapın. Burada bakın şöyle ve şöyle giden baş parmaklar var. Şöyle bir şey. Buradan da kemikleri var tabii. Burayı yaptıktan sonra şurayı da daha düzgün bir hale getirebiliriz. Böyle yanındakine çok fazla değmemek için böyle kibar kibar duruyor. Çok uzun oldu. Bunu çok sohbet programlarında özellikle şeyi Güner İcivoğlu'nun bir programı vardı. Arka Oda mı bilmem ne oda mı. Orada böyle çağırdı kadınlar. Böyle oturur spiral. Pıt pıt. Burada eli var diyelim. Burada da öbür kol. Burada böyle rakuşsiden gelmiş olsun. Şöyle bir şey. Başı da netleyeyim ki. Aslında tabii bu pozda yani başın bu tarafa bakması da hoş olur. Veya şöyle eğik başta yakışır. Bu kadar. Teşekkürler.